paralar çantam doldu. Hoş geldin sen. Bu İpek TL. Elleyebilir miyim İpek? Buradan. 50.000 TL. Burada giyeceğim tamam. TL. Sizin İstanbul'da en azından 500 TL. Cinsel konusunda. Herkese merhaba, ben İran'a gidiyorum. Sessiz bir yer bulmak şu an burada imkansız. Sabiha Gökçe inanılmaz kalabalık. Gördüğünüz gibi arkamdan sürekli insanlar geçiyor. Valla İstanbul'da turist akını dedikleri şey gerçekten doğruymuş. Adım atılmıyor yani havalimanında. Kendime bir yer buldum, oturdum. Sizlerle en son Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan yapmıştık. Şimdi de rotamız İran. Bu gece İstanbul'dan Tebriz'e uçuyorum. Valla açıkçası çok heyecanlıyım. Kırgızistan'dan önce düşünüyordum İran rotasını. Ama yazın çok sıcak olur, dayanamazsın dediler. Ben de öylelikle Kırgızistan'a gitmeye karar vermiştim. Şimdi geldi çattı İran'a gitme vakti. Bakalım neler yaşayacağız. Hiç plan program da yapmadım. Artık Tebriz'de toparlarım kafamda herhalde rotayı nasıl yapacağım, nasıl gideceğim diye. Havalimanına da gelir gelmez tabii ki ne yaptık? Yurt dışı harç bulumuzu aldık. Onu unutmanız mümkün değil zaten. 150 TL'dir kendisi. Çantalarımı aldım, böyle oturdum. Aşağısı da çok kalabalık. Biraz daha burada bekleyip kapıya doğru geçeceğim. Bu arada biliyorsunuz İran'da kadınların uyması gereken kurallar var. Onlardan bir tanesi de başını örtmeniz. Göstereceğim zaten nasıl örttüğümü. Ben yanıma annemin bütün eşarplarını, şallarını aldım. Benim bilmediğim umarım başka bir kural yoktur. Ben sadece bunları unuttum. Artık orada görürüz. Ben de buradan kalkayım, gate'e doğru gideyim. Şimdi baktım herkes sıraya girerken şallarını falan örtmeye başladı. Uçağa binerken takmak gerekiyor acaba? Zannetmiyorum. Ama ben yine de şalımı falan çıkardım, üstümü giydim. Neyse ben yine de hazırlıklı olayım. Masamızı kapatacağız. Burada sesten hiç anlatamadım. Zaten İran'la bol bol konuşuruz. Şimdi uçak vakti yaklaştı. Birazdan kalkacağız. Artık İran'da görüşürüz. Herkese İran'dan günaydın. Türk şehri olarak nitelendirilen Tebriz'den herkese selamlar, saygılar. Dün gece Azeri Türk'ü bir ailenin evinde kaldı. Sağ olsunlar beni havalimanından alıp getirdiler. Sabah da çok güzel kahvaltı yaptık. Galiba Tebriz'de onlarda kalacağım. Türkiye ile İran arasında 1,5 saatlik bir zaman farkı var. İran'a gelmeden önce yapmanız gerekenler, bilmeniz gerekenler, kadınların dikkat etmesi gereken kurallar. Gerçi ben ne olur ne olmaz diye uçağa binerken taktım ama İran'a geldiğinizde başınızı belli bir oranda kapatmanız gerekiyor. Ben mesela şeyden emin değilim. Saçınız çok uzunsa eğer görünmesi problem oluyor mu? Galiba ona sorun etmiyorlar. Önemli olan şu bölgenin kapalı olması ve belli bir uzunlukta da üstünüzde bir kıyafet olması. İran'da Instagram'a girebiliyorsunuz ama mesela YouTube'a giremiyorsunuz. Bunun için de ülkeye gelmeden önce VPN indirmenizi öneririm. Ben 2 tane VPN indirdim telefonuma. Son rotam Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan hiçbir yerde ne PCR testi istediler ne de aşı pasaportunu kontrol ettiler. Ama buraya gelirken son dakika dedim ki acaba PCR istiyorlar mı? Allah'tan istemiyormuş ama gerçekten de aşı pasaportumu kontrol ettiler. Havalimanı zaten çok küçük. Uçaktan indikten sonra ilk yaptıkları şey aşı pasaportunu kontrol etmek. Daha sonra hemen pasaport kontrolüne giriyorsunuz. Ben çok rahat geçtim. Zaten vizesiz girebileceğimiz ülkelerden bir tanesi. 90 güne kadar burada kalabiliyoruz. Kaç gün Tebriz'de kalıp önce burayı geçmeyi ve... Özellikle Tebriz'de hiçbir dil problemi yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü buradaki halk genellikle Türkiye Türkçesini anlıyorlarmış ve konuşuyorlarmış. Havanın biraz serinlemesini bekliyorum. Çünkü burada şu an 30 derece ve çok sıcak. O zaman ben şimdi buradan kaldım, eve gideyim. Sonra da Tebriz'i keşfetmeye başlayalım. İran'ın en büyük şehirlerinden biri olan Tebriz'deyiz. Köklü bir tarihe sahip olan Tebriz birçok medeniyetin ve kültürün merkezi olmuş. İpek yolu üzerinde olan şehir tarih boyunca tüccarlara ev sahipliği yapmış. Nüfusunun çok büyük bir bölümünü Azerbaycan Türklerinin oluşturduğu Tebriz'de hakim dil Azerbaycan Türkçesi. Aynı zamanda şehir Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alıyor.
Şimdi Tebriz'in en ünlü yerlerinden bir tanesi olan Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. İran'da biraz ortalık karışık, hassas bir konu, çok değinmek istemiyorum. Dün aslında bir yere gittik ama çok fazla kameram çıkıp çekim yapmak istemedim açıkçası. Bugün de ne kadar çekerim hiç bilmiyorum. Artık göreceğiz. Dün biz nereye gitmiştik? Şahbali. Eğlence yeri falan. Tebriz'in eğlence yeri. Park. Yerimde kamera açık ya, çok tedirgin hissediyorum. Buradan bir yerden taksiye bineceğiz biz Kapalı Çarşı için. Yanımda Azeri Türk arkadaşım var. Muin. Eyvallah. Tebriz'in büyük bir çoğunu Azeri Türk'ü değil mi? Evet. Yok, sadece Azeri Türkçesi. Ama Azerbaycan Türkçesinden farklı olarak biraz Farsçayla evet, karışık. Doğru. İran'ın Türk şehri aslında burası. Burası bir cami. Üzerinde siyah bayrak var Muharrem ayı dolayısıyla. Azar. Burada her ev aynı zamanda taksi de değil mi? Evet. Dikkat et kendine. Kara borsa mı burası evet. Yani? Deristi ya. Ya sadece parayı çevireceğim. İstanbul'da. 1300 var burada. Bunu bozduruyor. 2 milyon eşit tümen. Evin abadat. Şimdi İran'ın para birimi riyal. Bu şu an elimde gördüğünüz 100 bin riyal. Ama halk arasında tümen deniyor. Şuradan bir sıfır attığınızda yani bu 10 bin tümen. 2 milyon 80. 2 milyon, 2 milyon 80 tümen. Kaç bin riyal almış olacağım? 20 milyon 800 riyal. Bunu 1 milyondu be. Say da onu canlar. Ben fikrimi ayı gelirim. Sen 1 milyon ver, say ver diye. Her yerde 1700 tümenden paranı çeviriyordu ama biz 1600 tümenden çevirdik. Yani 1300 lira verdik, 2 milyon 40 tümen ve aldık. Tamam. Paraları çantama koymaya çalışıyorum da. Çantam doldu. Bunlar ne? Altın, altın. Şeyleri aksana deste deste. Ne kadar yapar acaba? Bunlar çok değersiz para. Eski paralar. Eski paralar. Gelin. Burası da kuyumcular yeri evet. Oluyor herhalde. Paramızı değiştirdik. Kapalı Çarşı'ya gidiyoruz. Yürüme mesafesiymiş. Yaklaşık 1 kilometre yürüyeceğiz. Ondan sonra da Kapalı Çarşı. Buraya Altın Sokağı diyorlarmış. Biz Kapalı Çarşı'nın ana giriş kapısını bulamadık. Buradan da başlıyoruz zaten. Şimdi Altın Sokağı'ndan geçip iç taraflarına doğru gideceğiz. Burası dünyanın en uzun kapalı çarşılarından bir tanesi diye geçiyor. Bakalım neler göreceğiz. Çok güzel duruyor. Emir Sarayı diye mi geçiyor amcam? Merhaba, nasılsınız? Sağ olasın. Türkiye'den. Hoş gelmişsin. Hoş bulmuşum. İnşallah çok hoş gelsin. İnşallah. Buradan hatıraya hoşuna gitsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tekriben 130 yıl. 130 yıllık 130 burası. Yıl, sizin dükkan neçe yıllık? El hamısı, bu tüçanlar, bu tinse, hamısı bir yerde düzelipler. 100 hüdudan 130 yıl. 130 yıllık. Siz kaç senedir buradasınız? Ben 53-55 yıldır buradayım. Maşallah. İsminiz? Ali Eskar. Allah seni hifzelesin inşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. İnşallah çok hoş geçsin. Kurban olun abi. Başımızdan yaşasın. Elleriniz ağrımasın. Yorulmayasanız. Cazazlı olun. Mohlesin. Yaşasın. Halıların güzelliğine baksana. Bu çarşı git git bitmez kaybolursun dediler. Bir çarşıdan çıktık. Ben anlamadım nasıl oldu bu iş. Çıkmamışız abi. Çarşının meydanındayız diyebiliriz. Değil mi? En azından 50 tane böyle meydan var bu çarşıda. Ya ben dünyanın en uzun çarşısı diye duymuştum. Kapalı Çarşısı. Karmaşık şu an. Nerede olduğumuzu asla anlamıyorum yani. İnsanlar niye kayboluyor daha iyi anladım şu an bu çarşıda. Buranın adı Gandfuruşan. Yani şekerçiler. Şekerciler. Evet. Halıcılar var ama. Şekercilerde şekerciler. Doğru. Gertçiler. Biz gert Farsı değil. Şekerciler de Türkçedir. Geldim burada şeker gert satarmışlar. Onlar zaten adım gertçiler. Zaman zaman evvel olur. Çok eskiden şekerciler olarak kalmış. Bu halılar ne kadar abi? Bu kilim galiba. Bu, siz sumak diyersiniz, biz de verni diyer. Ulan bir 2 metre 50. 1 milyon 900 tümen. El işi. Horozun bir anlamı var mı? Her kentin özüne göre bir şekli var. Şimdi mesela Kelibe'de neçeden para kentleri vardı. Mesela bu Şamlı'dı. Şamlı bir tane kentti.
Bu tərhilən adı Şamlıdır. Bu Uranın işidir. Qərəxanlı işidir. Adilə üstündədir. Elə bu işlərin hamısı o cürdür. Nə qədər məsələ bu? Bunun qiyməti 6 milyondur. 6 milyon. Bizim 6 milyon tümən. Bunlar istişan altına qoymaq. 25 tümənlər. 25 bin tümən. Bir kəsilər, baxın. Hə, tamam. Bu bir bütün hali, hə, sonra kəsilib böyle bardak altı oluyor. Baxın. Bunlar hamısı bir kəsilər. Mənim adım Rəhmandır. Bunlar ipəkli Rəhman ola bilər. İpək. Bu ipəkdirlər. Eləyə bilir miyim ipək? Dura bilərsiniz. Xalis ipəkdir. Bu nə qədər? Bu da 15 milyona çıxar bizim puluna. Çox təşəkkürlər. Muzaffəriyyə çarşısına gəldik. Böyle halıcılar var. Tebriz'e gelmeden önce baktığımda ilk çıkan yerlerden bir tanesi burasıydı. 135 yıl. Sizin dükkanınız var mı burada? Bir balacası var. Burası hep çarşı olarak mı kullanılmış? Her pazar. Her sütün. Halı. Ayrı, sadece halıdan sonra ayrı şey yok. Sadece halı. Belli yani evet. Evet, belli evet mi? Tamam. Yaşasın. Teşekkürler. Sağ ol. Anneli kızmasın. Yok kızmaz bir şey değil. Yavrular ya. Kızdı. Kolay gelsin. Eliniz yorulmasın. Bütün halıları siz elinizde mi yapıyorsunuz? Ben. Böyle 90 bin. 50 bin lira. 50 bin TL bu halı. El işi. 50 bin TL. Bunu yapması bir yıl sürüyor. O zaman 50 bin değer ya. Yorulmayasınız. Oh, mis gibi kokuyor. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Kurutulmuş limon mu? Aynen öyle, evet. Kurutulmuş limon, bir de bölünmemiş limon var. Bunlara siyah limon diyoruz. Bunu şu an elinizle kırsanız onun içerisini görebilirsiniz. İran'a özgü herhalde. Aynen öyle. Çok evet. Küçük çünkü. Ay kırmasaydınız. Halis C vitamin taşıyor. Peki bunu nasıl tüketiyorlar? Yemekte kesiyorlar veya deliyorlar. Yemeğin içerisine aynen koyuyorlar. Yağ falan alıyor kendisine ve yumuşanıyor. Bir de bunları çaya falan kullanıyorlar. Bunu çayda kullandıklarını gördüm. Ve safran var mı? Evet, safran zaten bizde olur. Başka yerde olmaz. Kokusunu alabilirsiniz. Hangi ilden? İstanbul. Yarım gram. Yarım gram. Bir gram. Bir gram. Ve bir miskal, yani 4,5 gram. 4,5 gram. Altın gibi oldu bu ya. Ben altın gibi hissettim. Aynen öyle. Ya. Safran zaten kilosu altından biraz farklı. Ne kadar mesela bunların fiyatları şimdi? İran fiyatı mı, Türk fiyatı? Türk fiyatı söyleyeyim, zaten ben de Türk vatandaşıyım. O yüzden birebir sizle konuşuyorum. 120 TL bu oldu. Bir miskal olarak. Yani 4,5 TL. Ondan sonra bu 60 ve bu da 30. Büyük miktar en azından 6 ay yeter. Burada 120 TL. Sizin İstanbul'da en azından 500 TL. En azından. Hem de bir tek özelliğiyle ihracat kaliteli. Bu bir tek İran'da yetişen, bir az kısım da Afganistan. Ve İran'dan götürmek istesek safran götürmemiz lazım. Aynen öyle. Yoksa başka bir şey o kadar fayda vermez. Yani burada 120 TL dediğimiz şey İstanbul'da 500 liraya satılıyor ortalama. Zaten ben tek fiyatını söylerim. Toptan olursa kesinlikle daha da indirimli olur. Bizim burada KDV falan o kadar yüksek olmadığı için halk farkında değil. Safrandan ilaç yapılıyor. Ha, bu ilaç mı? Tablet. Aynen, evet. Bakabilirsiniz içerisinde. Anladım. Ne işe yarıyor peki bu? Tinsel konusunda ister erkeke ister kadına zaten arkasına yazmış. Safran çok büyük bir yük taşıyor. Cinsel güç arttırıcı mı yani? Aynen. Zaten yazılmış ve uluslararası ihracata geliyor. For male and funny. Hatır, biz burada kaça veriyoruz? 60 bine veriyoruz. Yani sizin paranıza 32 falan geliyor. Türkiye'ye gönderiyoruz. Çok pahalı. Türkiye'de 250 TL'ye eczanelerde satılıyor. Özellikle turistlere satılıyor. Çok yüksek derecede etki kuruyor. Yani bu kadınlarda bazen soğukluk olur, erkeklerde soğukluk olur. Erkeklerde büyük miktarda sperm üretiliyor. Ve kadınlarda da hormon üretiliyor. Yani safranın bu özelliği de var. Belki dünyanın her bir yerinde safran bulunmaz da ama bu ilacı bulabilirler. Bunu yemeklerde daha çok kullanıyorlar değil mi? Yemeklerde çay gibi sıvı kullanımlarda. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Batılar. Yorulmayasınız. Çok sağ olun. Bu bizim hediyemiz. Ya çok teşekkürler. Eliniz ağrımasın. Sağ olun. Eliniz ağrımasın. Sağ olun. Sağ olun. Saygılar. Burası da baharatçılar çarşısı herhalde. Bu ne?
Bilmiyorum ki. Saç için mi? Bayanların saçından. Saç için mi abi? Bunu yarın çıkarsan süsen bu saça dökülmesi. Saç dökülmesi azaltması için. Saç gelmesi için bir şey var mı? Yaşı yukarıdır. Ha, yok. Söz saçım abi. Bir kez sundan yuvarsa doğruyası bu boyda. Zeytinyağın içinde boyası 40 gün kalır, gün kalır. 40 gün içinde kalın. Ondan sonra yağın 1 saat banyodan kabak sürtersin. Ne kadar mesela bu? Pulu kaçtır? 10 TL. 10 TL. Yağlı da var. Yağı da mı var? Yağlı. Kolay gelsin. Aloe vera. Aloe vera? Aa, ne kadar büyük. 125 yağ fiyattan. Yağ fiyattan nasıl gelsem gelemden. Adı Emen Kömenci. Emen Kömenci. Evet. Türkçesi ne acaba, hiç bilemedim. Şu mantar değil mi? Göbele. Tamamdır. Göbele. Alefte alalım. Türkçesi ne ki acaba? Göbele. Türkçesi göbele. Ben bilmiyorum. Bakacağım göbele neymiş. Rezillik. Gidelim. Gidelim. Şu kırmızı şey ne? Biliyor musun bunun ne olduğunu? Zereşk. Zereşk. Bu da İran'a özgü herhalde. Evet. Zereş. Zereş. Evet. Şimdi burada Zereşk. Burada Latin harfleri kullanılmadığı için ben biraz zorlanıyorum. Tavaleler, her şey böyle. Farsça yazıldığı için. Evet. Behlimu. Ya sen niye söylüyorsun? Ben kendim tamam. Okumaya çalışıyorum. Dur bakayım. Neydi bu? Ne? A, nane. Su bulacağımız bir yer var mı? Şimdi biz Saat Kulesi'ne doğru gidiyoruz da şimdi şöyle bir şey gördüm. Merak ettim. Bu ne? Şerbet mi? Safran. Safran? Evet. Aa, bunlar hepsi mi safran? Yok, o da limon. Limonata. Limonata. Bu safran mı? Evet, aa, çok. Sen içtin mi? Nasıl tadı? İyidir, kötü değil. İyidir. Merhaba, ben ilk kez deneyeceğim. Yaşasın. 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 Ne kadarmış? Normalde uluslararası kredi kartları hiç çalışmıyor. O yüzden bizim yanımızda nakit bulundurmamız gerekirken İran vatandaşları gördüğünüz gibi kart kullanabiliyor. Ama bizim yanımızda gerçekten ciddi miktarda nakit getirmek lazım. Çünkü hiçbir yerde ne para çekebiliyoruz ne de kredi kartını kullanabiliyoruz. Şimdi de... Kaldım biraz. Değişik bir tadı var. Böyle içinde küçük küçük parçacıklar var. Ama tadını hiçbir şeye benzetemedim. Çok şekerli de değil, şekersiz de değil. Sen neredesin? Bilemedim. İçiliyor. Burada caminin yanı sıra böyle musalla denilen yerler de var. Burada cuma namazları kılınıyormuş. İran'ın her yerinde var değil mi bu? Her şehrinde var, evet. Her şehrinde var. Burası da Erk. Böyle kocaman büyük bir alan. Erk-i Alişah. Erk-i Alişah. Burası Alişah Camii'ymiş. Aynı zamanda kale olarak da kullanılmış. Caminin sadece bu kısmı kalmış. Tebriz'de önemli yerlerden bir tanesi burası. Caminin diğer parçaları yok olmuş. İşte depremler, doğal afetler, savaşlar buranın yenilenmesine engel olduğu için de sadece geriye burası kalmış. Aynı zamanda kale görevi de gördüğü için kale, yani Erk demişler. Moğol saldırısı sırasında tahribata uğramış bazı yerleri. Bu musallada ezan da okunmuyor değil mi? Sadece cuma namazı sırasında ezan okunuyor. Sadece cumalar cuma namazında kapsam açıyor. Tebriz'deki bir sonraki durağımız Saat Kulesi oldu. 1386 yılında yapılmış burası. 9600 metre yüksekliğindeymiş. Su mu? Biraz alalım. Gelin içeceksin sadece. Bu
Biz artık çok yorulduk. Çarşıdan ayrılıp eve gidip yemek yiyip biraz dinleneceğiz. Ondan sonra belki nargile içmeye gideriz. Tabii. Yani eğer her şey yolunda olursa. Akşam saatlerinden itibaren Tebriz tekrar hareketlenmeye başladı. Biz de güvenli bulmadığımız için evde kaldık. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.